Ahir zaman. Sıkıntının ve kıtlığın yerini bolluğun ve bereketin, adaletsizliğin yerini adaletin, ahlaksızlığın yerini güzel ahlakın, kargaşanın yerini barışın ve huzurun aldığı ve tüm inanan kulların asırlardır özlemini duydukları İslam ahlakının hakim olduğu kutlu bir dönem. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zamanın ne zaman ve ne şekilde başlayacağını ortaya koyan yüzlerce alamet haber verilmektedir. Ayrıca Kur'an'da da bu döneme işaret eden birçok ayet vardır. İçinde bulunduğumuz dönemde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 14 yüzyıl önce haber verdiği ahir zaman alametleri birbiri ardına gerçekleşmektedir. Kur'an'da ve hadislerde kıyamet alameti olarak bildirilen konulardan birisi de Yecüc ve Mecüc'tür. 10 alamet zuhur etmedikçe kıyamet kopmaz. Güneşin batıdan doğuşu, duman, dabbe, Yecüc Mecüc, Meryem oğlu İsa aleyhisselamın inmesi, 3 büyük zelzele. Yecüc ve Mecüc'ün kim oldukları, ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkacakları, özellikleri asırlardır büyük bir merak konusudur. Yecüc ve Mecüc, Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ve Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta Gog ve Magog olarak anılan bozguncu ve isyankar bir kavimdir. Yecüc ve Mecüc hakkında bugüne kadar birçok kitap ve makale yazılmıştır. Ancak şüphesiz ki bu konu hakkında en doğru bilgileri Kur'an ayetlerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden ve değerli İslam alimlerinin eserlerinden edinebiliriz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Yecüc ve Mecüc'ün Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne ikinci kez gelişinde yok edileceğine işaret edilmektedir. Bu bozguncu kavmin yok oluşuna Hazreti İsa aleyhisselamın dualarının vesile olacağı bildirilmektedir. Hazreti İsa aleyhisselamın duasını kabul eden sonsuz rahmet sahibi Rabbimiz, Yecüc ve Mecüc'ün soyunu ortadan kaldıracaktır. Bir hadiste Hazreti İsa aleyhisselamın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Miraç sırasında şunları söylediği rivayet edilmektedir. Yecüc ve Mecüc her tepeden saldırmaya başlarlar ve uğradıkları her suyu içip tüketirler. Karşılaştıkları her şeyi bozup alt üst ederler. Bunun üzerine halk feryat ederek Allah'tan yardım diler. Ben de Allah'a dua ederek Yecüc ve Mecüc'ü öldürmesini isteyeceğim. Bu duam kabul olacak ve yer onların leşleriyle pis pis kokacak. Ben Allah'a tekrar dua edeceğim. Allah da bir su gönderecek ve o su onları taşıyıp denize atacaktır. Kur'an ayetlerinde Yecüc ve Mecüc'ün bozgunculuğunu geçmişte Hazreti Zülkarneyn'in yaptığı seddin engellediği bildirilmektedir. Hazreti Zülkarneyn çok akıllı, ferasetli ve basiret sahibi bir mümindir. Allah'ın verdiği bu üstün özellikler sayesinde karmaşık gibi görünen her türlü soruna hemen çözüm bulmakta, aksaklıkları gidermektedir. Allah
Ayetlerde Hazreti Zülkarneyn'e her şeye çözüm ve çare bulma gücü verdiğine şöyle dikkat çekmiştir. Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik ve ona her şeyden bir yol verdik. O da bir yol tuttu. Doğuya ve batıya yaptığı yolculuklardan sonra Hazreti Zülkarneyn iki dağın arasında yaşayan bir kavme rastlar. Bu kavim Yecüc ve Mecüc'ün bozgunculukları nedeniyle zor durumdadır. Hazreti Zülkarneyn'den kendilerine yardım etmesini isterler. Bu yardımın karşılığındaysa ona vergi vermeyi teklif ederler. Bu olaylar Kur'an'da şu şekilde bildirilmektedir. Sonra bir yol daha tuttu. İki seddin arasına kadar ulaştı. Onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, gerçekten Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? Hazreti Zülkarneyn yaptığı yardım için maddi bir karşılık almayacağını belirtmiş, ancak onlardan yapacağı sedde insan gücüyle destek olmalarını istemiştir. Ayetlerde bildirildiğine göre Hazreti Zülkarneyn kendinden yardım isteyen kavme iki dağ arasında sağlam bir sed inşa ederek yardımda bulunmuştur. Dedi ki, Rabbimin beni kendinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha hayırlıdır. Madem öyle, bana insani güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. Bana demir kütleleri getirin, iki dağın arası eşit düzeye gelince körükleyin, dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar bu işi yaptı, sonra dedi ki, bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Ayetlerden anlaşıldığı üzere Hazreti Zülkarneyn ileri bir inşaat teknolojisi kullanarak iki dağ arasına bir set inşa etmiştir. Bu set Yecüc ve Mecüc'ün zulmünü durdurmuştur. Ayetlerde Hazreti Zülkarneyn'in inşa ettiği bu güçlü setin kıyamete kadar baki kalacağı da haber verilmektedir. Bu setin kıyamete kadar yıkılması mümkün değildir. Böylelikle ne onu aşabildiler ne onu delmeye güç yetirebildiler. Dedi ki, bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır. Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi, ayetlerde haber verilen Hazreti Zülkarneyn'in set inşa ettiği bölgeyi Himalayalarda bir bölge olarak yorumlamıştır. Bu seddin yıkılması ile ilgili ise birçok rivayet bulunmaktadır. Ancak bu rivayetlerin hepsinin ortak noktası seddin yıkılmasının bir kıyamet alameti olarak kabul edildiğidir. Bediüzzaman, Muhakemat isimli eserinde bu gerçeği şöyle bildirmiştir. Emri ilahi geldiği vakit set harab olacaktır. Ve seddin harabiyeti kıyamete alamet olur.
Kıyamet öncesinde Allah'ın izniyle bu set yıkılacaktır. Kur'an'da bildirildiğine göre set yıkıldığında Yecüc ve Mecüc her tepeden akın edecektir. Yecüc ve Mecüc'ün sedleri açıldığında onlar her bir tepeden akın ederler. Gerçek olan vaat yaklaşmıştır. İşte o zaman inkar edenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak. Eyvahlar bize! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Hayır, bizler zalim kimselerdik diyecekler. İslam alimleri yorumlarında Yecüc ve Mecüc'ün birçok özelliğini tek tek tarif etmişlerdir. Özellikle de Bediüzzaman Said Nursi, Yecüc ve Mecüc'ün kim oldukları hakkında açık bilgiler vermiştir. Şimdi bu bilgilere dayanarak ahir zamanda ortaya çıkacak olan bu kavmin özelliklerini inceleyelim. Bediüzzaman, Yecüc ve Mecüc'ün Moğol ve Mançur kökenli Asyalı bir kavim olduklarını bildirmektedir. Sözlerinin devamında ise bu kavimlerin saldırgan ve zalim olmalarına dikkat çekmektedir. Tarihi bilgilere bakıldığında ise bu sözlerin gerçekliği daha iyi anlaşılacaktır. Moğollar. 13. yüzyılın en büyük imparatorluklarından biri. Tarihteki yerini ise dünya tarihinin en vahşi ve barbar ordularından birine sahip olarak almıştır. Moğol ve Tatarlardan oluşan bu yağmacı ordunun başında önce Cengiz Han ve ardından da oğlu Hulagu çok büyük katliamlar gerçekleştirmişlerdi. Tarihi kaynaklarda bildirildiğine göre onlar önlerine çıkan her şeyi yağmalayan, talan eden, kadın çocuk demeden herkesi katleden bir topluluktu. Anadolu topraklarına ayak bastıklarında Sivas'ta, Kayseri'de, Tokat'ta yüz binlerce insanı katletmişlerdi. Gittikleri diğer bölgelerde de durum değişmiyordu. Semerkant. Sarayları, köşkleri, medreseleri, türbeleriyle, şehir civarında geniş sahaları kaplayan bahçeleri ve meyveleriyle mamur bir şehir ve o dönem için dünyanın en büyük merkezlerinden biriydi. Ancak Moğollar istila ettikleri bu bölgelerdeki tüm camileri, kütüphaneleri, medreseleri yakıp yıktılar. Buhara, Semerkant, Herat gibi yerlerdeki tüm sanat eserlerini yağmalayıp ortadan kaldırdılar. Tarihi kaynaklara göre bazı şehirlerde milyonlarca insanı, kedi ve köpeklere varıncaya kadar bütün canlıları katlettiler.
İslam tarihi konusunda birçok eser yayımlamış olan Profesör Doktor Philip Hitti, Moğolların bu istilacı karakterlerini şöyle anlatmıştır. Moğol ordusu uçarcasına giden atlara binmiş ve kendilerine has ok ve yaylarla silahlanmış olarak vardıkları her yerde taş üstüne taş bırakmadılar ve yaygın bir tahribat meydana getirdiler. Onlardan evvel İslam kültürel varlığını temsil eden merkezler esasen sahneden silinip gitmiş, geride kuru çöller ve vaktiyle devlet başkanlarının yaptırmış oldukları sarayların ve kütüphanelerin göğe dikildiği binaların şekilsiz harabeleri kalmış bulunuyordu. Arkada kalan kıpkızıl bir kuşak bunların geçtiği yerlerdeki izlerine işaret etmekteydi. Herat, Buhara, Semerkant, Bel ve Harezm ülkesi baştan başa Moğol istilasına uğrayarak virane haline gelmiştir. Bu kavim aynı zamanda inkarcı ve putperest bir yapıya sahipti. Güneşe ve ateşe secde ediyor, hiçbir şeyi haram olarak görmüyorlardı. Acımasız ve zalimdiler. Bu nedenle de geçtikleri hiçbir şehri yakıp yıkmadan, uğradıkları en ufak bir köyü ateşe verip yağmalamadan geçmiyorlardı. Kendilerine yarayanı alıyor, alamadıkları eşyaları, evleri ve camileri ateşe veriyorlardı. Mançur ırkı da aynı Moğollar gibi barbar, savaşçı, göçebe bir ırktı ve birçok ülkeyi istila etmiş, büyük katliamlar gerçekleştirmişlerdi. İşte bu kavimlerin tüm özellikleri ahir zamanda ortaya çıkacak olan Yecüc ve Mecüc'le büyük benzerlikler göstermektedir. Bediüzzaman eserlerinde Moğol ve Mançur ırkının ahir zamanda ortaya çıkacak olan Yecüc ve Mecüc'ün ataları olduklarını haber verir. Yecüc ve Mecüc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri eski zamanda Çin-i Maçin'den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı hercü merc ettikleri gibi gelecek zamanlarda dahi dünyayı zir-ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Yecüc ve Mecüc'ün bir insan topluluğu olup olmadığı sürekli merak edilmiş, bu konuda birçok görüş ortaya atılmıştır. Ancak Kur'an ayetlerinden ve hadislerden Yecüc ve Mecüc'ün insan oldukları açıkça anlaşılmaktadır. Hadislerde bildirildiğine göre Yecüc ve Mecüc, Hazreti Adem aleyhisselamın soyundan gelmektedir. İslam alimleri tarafından bildirilen tüm özellikleri de onların bir insan topluluğu olduklarını ortaya koymaktadır. Fesat çıkartan bir grup oldukları bilinen bu kavmin 22 kabileden oluştuğu da hadislerde bildirilen özelliklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kavmin fiziksel özelliklerine dikkat çekmiştir. Buna göre Yecüc ve Mecüc kısa boylu, küçük gözlü, geniş yüzlü, kumral saçlı bir kavimdir. Siz
Devamlı düşmanla savaşacaksınız. Hatta yüzleri geniş, gözleri küçük, saçları kumral Yecüc ve Mecüc'le de savaş yapacaksınız. Hadislerden Yecüc ve Mecüc'ün Allah'a iman etmeyen bir topluluk olduğu anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şu şekilde buyurmuştur. Miraç gecesi Allah beni Yecüc ve Mecüc'lerin yanlarına gönderdi. Onları dine davet ettim. Kabul etmediler. Onun için onlar Adem aleyhisselam ve iblis neslinden Allah'a asi gelenlerle birlikte cehenneme gireceklerdir. Yine bu kavmin hadislerde ve Bediüzzaman'ın izahlarında haber verilen vahşetinden, barbar uygulamalarından, yağmalarından helal ve haram kavramına sahip olmayacakları da açıkça anlaşılmaktadır. Buraya kadar incelediğimiz hadislere ve Bediüzzaman'ın sözlerine göre Yecüc ve Mecüc'ün en belirgin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle Yecüc ve Mecüc Moğol ve Mançur ırkındandır. Himalaya dağlarının arkasından çıkacaklardır. Saldırgan, yağmacı bir topluluktur. İnkarcı, helal haram kavramına riayet etmeyen bir kavim olacaktır. Daha önce Avrupa ve Asya'yı ele geçirip doğudan batıya kadar her yeri harap ettikleri gibi ahir zamanda da dünyayı alt üst edeceklerdir. Ahir zamanın anlatıldığı hadislerde yeryüzünde kötülüğü organize edecek, insanları din ahlakından uzaklaştıracak, kargaşa ve bozgunculuğa neden olacak Deccal'in çıkışı, kıyametin büyük alametlerinden biri olarak haber verilmektedir. Bu dönem bir hadiste şöyle tarif edilmektedir. O sırada fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda mel'un deccal çıkar. Son dönemlerde başta İslam alemi olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan kargaşa, çatışma ve anarşi, Deccal'in ortaya çıkışının yaklaştığının göstergelerinden biridir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Hadislerde haber verilen bilgiler, Deccal'in yeryüzünde karışıklığı ve zulmü teşvik, hatta organize edeceğini göstermektedir. Sürekli kan dökülmesi, insanların katledilmesi, savaşlarda masumların öldürülmesi, düzenin bozulması, terörün neden olduğu korku ve tedirginlik Deccal'in teşvikiyle yaygınlaşmaktadır. Deccal'in tam anlamıyla ortaya çıkmasıyla bu olayların şiddetinin daha da artacağı hadislerde bildirilmektedir.
Deccal'in çıktığı dönem, din ahlakının yaşanmadığı, Allah'ın açıkça inkar edildiği, ahlaksızlığın, karmaşanın, savaşların, çatışmaların çok yaygınlaştığı, terörün, cinayetlerin ve şiddetin günlük hayatın bir parçası haline geldiği bir dönem olacaktır. Günümüzde ülkeler arasında hiçbir haklı gerekçesi olmadan yaşanan savaşlar, bir toplum içinde suni nedenlerle meydana gelen iç çatışmalar, masum ve sivil insanları hedef alan terörist saldırılar, Deccal'in sebep olduğu bozgunculuğun örnekleridir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Deccal'in yeryüzünde bozgunculuğu yayarak Yecüc ve Mecüc'e de zemin hazırlayacağını Bediüzzaman Said Nursi bir sözünde şu şekilde belirtmiştir. Büyük Deccal, şeytanın telkinleri ve hükmüyle İseviliğin hükümlerini kaldırıp Hristiyanların sosyal hayatlarını idare eden birleştirici unsurları bozarak anarşistliğe ve Yecüc Mecüc'e zemin hazır eder. Bediüzzaman bu sözünde Deccal'in şeytanın telkinlerine ve kurallarına göre hareket edeceğine, Hristiyanlığın hükümlerini ortadan kaldıracağına, Hristiyanları birbirine bağlayan unsurları bozacağına, bu yaptıklarının Hristiyan toplumlarda anarşizme, kargaşaya, bozgunculuğa yol açacağına, hepsinin neticesinde ise Yecüc ve Mecüc'e çok uygun bir zemin oluşturacağına, kendisi de anarşist ve bozguncu olan Yecüc ve Mecüc'ün bu kaos ortamından faydalanacağına dikkat çekmektedir. Tarih boyunca pek çok suçlu, günahkar ve bozguncu toplum gelip geçmiştir. Zalimlik ve acımasızlık üzerine kurulu, şiddete ve teröre başvuran, insanlara zulmeden her türlü topluluğun ve akımın sonu da aynı olmuştur. Bir ayette şöyle buyrulur. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp düzeni bozan, kötülüğü örgütleyip düzenleyen, sürekli savaş çıkarmak isteyen insanlar her dönemde var olmuştur. Deccal de bu ahlakın önde gelen temsilcisidir. Ancak kuşkusuz Deccal'in sonu da diğer bozgunculardan farklı olmayacaktır. Hadislerde Hazreti İsa aleyhisselamın Deccal'i fikren mağlup edip yok edeceğine dair birçok açıklama bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili bazı hadislerde şu şekilde buyurulmaktadır. İşte o sırada Allah'ın düşmanı olan Deccal Mesih, Hazreti İsa aleyhisselamı görünce tuzun suda erimesi gibi erir gider. Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı Hak Mesih Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderir. Nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. İsa aleyhisselam Deccal'le Lut kapısında karşılaşır ve onu yok eder.
Hazreti İsa aleyhisselamın Deccal'in fitnesini yok etmesi Allah'ın izniyle çok hızlı ve kolay olacaktır. Hadislerde Hazreti İsa aleyhisselamın Deccal'in ideolojisinin tüm dayanaklarını da yok edeceği, onu fikren mağlup edip ortadan kaldıracağı anlatılmaktadır. Yecüc ve Mecüc de aynı şekilde yok olup gidecektir. Hadislerde Yecüc ve Mecüc'ün yok oluşuna bir hayvandan türeyen kitlesel bir hastalığın neden olacağı bildirilmektedir. Sonra Allah Teala onlar üzerine deve ve koyun cinsine ait burun kurdu denilen hayvanlar ve mikroplar yağdırır da bu mikroplar onların enselerinden yakalayıp hepsini öldürür. Yecüc ve Mecüc kavmine bir hastalığın musallat olacağı ve bu şekilde Yecüc ve Mecüc fitnesinin son bulacağı anlaşılmaktadır. Hadislerde dikkat çekilen bir diğer konuysa Yecüc ve Mecüc'ün ölümlerinin topluca olacağının bildirilmesidir. Yecüc ve Mecüc orduları da kimi kiminin üstüne bindirilmiş halde çekirge ölümü gibi öleceklerdir. Yecüc ve Mecüc'ün ölümlerinin çekirgelerin ölümlerine benzetilmesi oldukça dikkat çekicidir. Çekirgeler normal zamanda az sayıdayken bir anda gelişip bulundukları yeri talan ederler. Ölümleri de aynı şekilde ani ve toplu olur. Yecüc ve Mecüc'ün ölümü de çok büyük bir ihtimalle bu şekilde olacaktır. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Günümüzde Deccaliyetin fitnesi tüm dünyayı sarmış durumdadır. İnkarcı ideolojiler, ateizm, materyalizm, ahlaki dejenerasyon ve savaşlar tüm insanları tehdit etmektedir. İnsanları din ahlakından uzaklaştırmak için çok geniş çaplı bir propaganda yürütülmekte, bozgunculuk her gün daha da artmaktadır. Bazı insanlar bilerek ve isteyerek, bazı insanlar da farkında olmadan Deccal'in fitnesine kapılabilmektedirler. Bu belalardan korunmanın tek çözümü ise içinde bulunduğumuz devir olan ahir zamanda insanların Kur'an ahlakını eksiksiz bir şekilde yaşamaları ve inançlarını kuvvetlendirmeleridir. Her dönemde olması gerektiği gibi bu dönemde de Allah'a gönülden bağlı Müslümanların birlik içinde olmaları ve Allah'ın hoşnut olacağı gibi bir yaşam sürmeleri gerekmektedir. Müminler bunları titizlikle uyguladıklarında ve insanları da Kur'an ahlakını yaşamaya teşvik ettiklerinde Deccal'in ve Yecüc ve Mecüc'ün tüm dünyayı saracak fitnelerine karşı en güvenli kalkan Allah'ın izniyle oluşturulmuş olacaktır. Kur'an'da şu şekilde buyurulmaktadır. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Hem Deccal'in hem de Yecüc ve Mecüc'ün fitnelerinin Hazreti İsa aleyhisselam tarafından ortadan kaldırılacak olmasıysa tüm iman sahipleri için çok büyük bir müjdedir. Bu barışın, adaletin, güzel ahlakın, huzurun ve güvenin hakim olduğu çok güzel bir çağ olacaktır. İşte bu nedenle Müslümanların Deccal'in oyununa gelmemek için şevkle, heyecanla din ahlakına sarılmaları gerekmektedir. Ahir zamanda gelecek olan Mesih Deccal'e karşı mücadele edip onu fikren mağlup edecek, Yecüc ve Mecüc'ün de fitnesini ortadan kaldıracak olan Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa aleyhisselama en güzel desteği sağlayabilmek de ancak gereken hazırlığı önceden yaparak mümkün olacaktır.
Bu nedenle içinde bulunduğumuz dönem bu iki mübarek insanı asırlardır bekleyen tüm salih iman sahiplerinin din ahlakını yaşamak ve insanlar arasında yaşatmak için güçlerinin sonuna kadar çaba sarf etmeleri zamanıdır. Bu samimi çabanın karşılığı Allah'tan bir müjde olarak Kur'an'da bildirilmiştir. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.